Evet. Deminden beri yüzlerce defa yazdığınız video burada. Sevgili dostum Murat Soner'in Teşkilat dizi incelemesi, Türk işi ajan dizisi ve hareket sensörü denemesi. Ya şimdi ben bu teşkilatın ilk bölümünü seyrettim. Açıkçası umutlu bir şekilde seyrettim. Bence çok iyi kotarılmış pek çok yeri de var. Çok iyi bir iş olmaya çok yatkın bir dizi. Ve fakat bazı yerlerde de biraz patlamış. Bir yerde birini gözetliyor bunlar işte. Bankın altında bantlı olan bir şeyi alıyor oradan falan filan. Orada yani gözetliyorlar ama ya bu kadar belli edebilirsin birini gözetlediğini, hakikaten olmaz böyle bir gözetleme, herkes bakıyor böyle nal gibi. Şu an seni gözetliyorum, çünkü ben ajanım falan. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen zaten şimdi Murat dümdüz hepsinden bahsetmiştir. E hadi başlayalım o zaman, hazır mıyız? Bugüne kadar çok fazla dizi eleştirdim ama böylesini ilk defa görüyorum. Yani ilk defa bir dizi izlerken birinci bölümü hakkında helal olsun deyip, ikinci bölümünde de yani ne yapalım, sağlık olsun demek zorunda kaldım. Bunda sanki ilk bölümü senaryo konusunda bir tık CVC kalın, ikinci bölümü de Demeta kalın yazmış. Bu arada bu videoda yine her zaman olduğu gibi diziyi anlatıp mantık hatalarından bahsedeceğim. Ama yine de en başından söylemem gerekirse Kapadokya ya da Güneydoğu'da bir konak kiralayıp numsamızı temizleyeceksen dizisi yapmadıkları, işin zorunu seçtikleri için kendi adıma tebrik ederim. Murat'ın bu ifadesi, bu yüz ifadesi ve bu tavrı çok hoş değil mi ya? <laughs> Adamın tavrı komik. Yani o kadar böyle tatlı bir tavırla giriyor ki mevzuya, <laughs> izliyorsun. Teşkilat. Teşkilat. Hizi Solingen faciası olarak da bilinen Almanya'da 1993 yılında Neo bir grubun Beş Türk'ün olduğu bir evi kundaklaması ve yine arkasından gelen Türkçü kundaklama olaylarına da değinen bir sahneyle başlıyor. Ajanımızın dizide bize ilk gösterilen görevi de bir öğretmeni şehit eden teröristleri Suriye'de bir operasyonla etkisiz hale getirmek. Ama ben Suriye'de mermilerin, bombaların, helikopterlerin ve sihaların havada uçtuğu bu operasyona, karadan tek başına gönderilen ajanımızın operasyonunu da Ankara'da, bir yandan evdeki dadıyla konuşan bir başka ajan yönetiyor. Olanlar oluyor ve masa devreye giriyor. Yok mu şu hani göbekli erkeklerin oturup racon geriye kalkamadı? Herkesin bak birbirine laf sokup... Dur bu sahne dur dur duracağım. Ee, belki Murat da bahsetmiştir bilmiyorum. Ben bu videoyu ilk defa izliyorum çünkü ama. Bu sahne şeyde yok mu ya? E, James Bond'da yok mu ya bu sahne? James Bond'da kötü adamın geldiği sahne. Casino Royale olabilir. Şimdi dur bulacağım. Hah! Dave Batista. Tamam. Şimdi abinin adını bulduk. Şimdi buradan yürüyeceğiz şimdi dur. James Bond, Dave Batista'nın giriş yaptığı sahne. Ha, bak şimdi. Önce size şu sahneyi göstereceğim. Biraz buradan geleceğim. Bu Teşkilat dizisindeki Kamar sahne. Bey, herkesin birbirine laf sokup limon sıkar gibi kafayı sıktığı masalar. Yeni gelen kişi, sandalyeyi boşaltmak için oturan kişinin kafasını kesiyor. Sirle. <laughs> Bu arada dünyayı yöneten bu yapılanmanın adı da şirket. Akdeniz ve Orta Doğu'dan sorumlu Bak böyle bir masa var. Kimsenin yüzü görünmüyor. Yeni gilden, gelen şahsiyet. işte şahsiyet oradaki Sam abinin kafayı uçurup onları... De... masaya oturuyor. Şimdi gelelim James Bond'da Dave Batista'nın olaya girdiği sahneye arkadaşlar. Yine böyle kimsenin yüzünün görünmediği bir masa var. Bu abi orada oturuyor. Bakın, Bakın yine abinin yüzü yok. görünmüyor. Izleyeyim Uzun izleyeyim bir masa. Ya. Hop. Olaylar geçtim. İşi temizledi. Şimdi de onun yerine oturuyor. Şimdi tabii ki ben hani bu adamın işini bitirdiği sahneleri atladım yani aramızda Tabii genç ya. kardeşlerimiz de olabilir bak sahnenin renginden ışığına masanın biçiminden oturma düzenine kadar her şey aynı arkadaş ama <laughs> geliyorum 6. bölge bundan sonra Zayit Fadi'nin sonuna... buyur abi bak renkler bile aynı ya Oturdu abi. Bundan öncesinde Şirkete kırt kırt yapıyordu. Durduruyorum. Buraya dönüyorum. All that in city rang a bell. Now. Suddenly this evening, it makes sense. Durduruyorum. Buraya dönüyorum. Benim için onurdur. Aramızda hoş geldin. Sağ so, olun. Durduruyorum. Buraya dönüyorum. Welcome James. Aramıza hoş geldin muhabbet. Yok James'e diyor bunu. Yukarıda James Bond long abi bekliyor. And finally here we are. Yani Ha bunları söyleyince bir de kızıyorlar bize. Abi söylemeyelim de ne yapalım? Yani çok mu zor? ha Bir de bunu fark etmeyeceğimizi mi düşündünüz gerçekten? Ha bir de güzel de bir iş. Hani ben Teşkilat dizisinin ilk bölümünü izledim. Hakikaten güzel iş yani. Şey de hoşuma gitti. E, bu konuyu işleyen bir dizinin yapılıyor olması da çok hoşuma gitti. Ama hocam hani... Bir de çok eski bir James Bond da değil yani o film. Neyse devam edelim. Biz Murat Soner izliyorduk. Kasını kesiyor. Akdeniz ve Orta Doğu'dan sorumlu kişinin başarısızlığı yüzünden oyuncu değişikliği de işte böyle yapılıyor. Tam 3 yıldır görev bekleyen bir Fransız ajanını devreye sokuyor ve o da siyahların fabrikasına temizlikçi kılığına giren bir teröristi sokup çalışanları zehirliyor. Aynı anda da baş... Bu maskede Mission Impossible'da yok muydu? Hatta yani maskeyi çıkartma sahnesinin kamera hareketi bile böyle kurulmamış mıydı? Ama onlar da ma maske biraz daha <laughs> inanılır bir şekilde <laughs> çıkıyordu diye hatırlıyorum. <laughs> ya bak gerçekten hakikaten ben hani yapılan iyi şeyleri sonuna kadar arkasında duruyorum, destekliyorum, takdir ediyorum. Ama hocam ya biz bunları izleyeyiz diye bu yaşa geldik. Şimdi ister istemez hani beyin onları eşliyor yani. Çanlarından dolayı ödül almaya pikniğe giden ilkokul servisi gibi. Hani bak olur da göremezseniz biz buradayız diye bağıran SİHA mühendislerini de yolda pusuya düşürüp öldürüyorlar. İşte tüm bunların sonucunda da SİHA'ların... Bir şey sormak istiyorum. Biz bu kadar önemli bir projeyi yapan bütün bir ekibi neden aynı otobüse bindiriyoruz? Bence biz bundan daha iyiyiz. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadığımıza eminim. Güvenlik protokolünü çalıyorlar. Peki teşkilat ne yapıyor? Protokolü değiştiriyor değil mi? Yok. Değiştirmiyorlar. Yeni bir ekip kuruyorlar. Ekipte teşkilatın en iyi iz süreni, en iyi silah kullananı, en iyi kılık değiştireni, en iyi analizisi ve operasyon yöneticisinden oluşuyor. Ama onlardan istenen bir şey daha var. O da ölmeleri. Yani aileleri de dahil olmak üzere herkesin onları öldü zannetmesi gerekiyor ve Rusya'ya giderken düşen bir uçakta öldükleri söyledi. Şimdi izlemeyenler şunu diye olabilir. Madem teröristin elinde bile gelişmiş bir maske takıp kılık değiştirme tekniği var, bu ajanlar da Polat Alemdar gibi şekil şimal değiştirip hayatlarına devam ediyorlar değil mi? Yok. Aynı şekilde Ankara'da ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam ediyor. Ben yani aslında çok bir şey değil. Tanınmama konusunda Yavuz Bingöl kadar olsalar da olurmuş. Bu arada esas ajanımızın aşık olduğu kızda, Karşı tarafın ajanı çıkmasın. Bir de SİHA'ların güvenlik protokolünün kuryeliğini yapmasın. He, o zaman ajan görevden alınıyor. O da görevini yeniden alabilmek için olayları tek başına çözüyor değil mi? Yine yok. Sevgilisi düşman ajanı çıkan ajanımız yalan makinesine uzaylı olduğunu söyleyip makinayı öttürmediği için o çok gizli ekibin başına getirildi. Bu arada ailelerine bile öldü denen bu çok gizli ekibin ilk görevi de işte bu ajan kızın evine kamera yerleştirmek. Tamam şimdi kucalamayalım da. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bizim esas oğlanımızın aşık olduğu ve sevgilisi olan kız karşı tarafın ajanı çıkıyor. Bizim esas oğlan karşı tarafın ajanı olan e, aşık olduğu ve ilişki yaşadığı kızın evine kamera koyabilmek için operasyon mu yapıyor? Lan ben sevgilimin evine kamera koyacak olsam giderim bir oyuncak ayının içine falan sokuşlarına laps diye oraya bir yere koyarım yani. Hani bunun için bu kadar organizasyona gerek yok. Bence olayı çok karmaşıklaştırmışsınız. Dur ilginçleşiyor. Ben bu kısımları atlamışım. Bak nerem ne izlediysem diziyi ilk bölümü izledim çünkü. <laughs> Niye kameraları o yerleştirmiyor derseniz. Aa, tamam mantıklı <laughs> ama heyecanlı e değil. İşte tam o noktada da o çok konuşulan hareket sensörü sahnesi geliyor. Ajanlarımız kızın evine girerken içeride bir hareket sensörü olduğunu fark ediyor ve merkezden bir alışveriş sitesine girip oradan hareket sensörünün özelliklerine bakan bir diğer ajanda eğer yavaş hareket ederlerse hareket sensörünün devreye girmeyeceğini söylüyor. Alışveriş sitesinden. O bilgi de orada yazıyor. Hangi site o? Ajansepeti.com mu? Ama bir dakika. Tüm bu olanlar koca teşkilatın siber işlerden anlayan bir elemanının olmamasından kaynaklanıyor. Zaten onun içinde daha sonra bir bitcoin dolandırıcısını seçiyorlar. Ve hareket sensörüne yavaş hareket edilirse alarmın çalmayacak. Dur. Bak bu çok güzel sahneymiş. Burada bu abi e, hareket sensörüne mi bakıyor? Yani bu bakış hareket sensörüne atılan bir bakış mı? Ya, diziyi izleyenlere soruyorum. Ben demek ki doğru dürüst izlememişim çünkü diziyi yani. Anlamamışım ben. Na Hareket sensörüne niye böyle... Neyse ya. Can öğrenen evdeki ajanda yavaş yavaş gidip hareket sensörünü hareket ettirince evde istedikleri yere kamera takabilir hale geliyorlar. Bir dakika. <laughs> hareket sensörüne yavaş yavaş yaklaşıp hareket sensörünü çevirmek suretiyle hareket sensörünü etkisiz hale mi getiriyorlar? <laughs> Abi harikulade demiş ben bu diziyi izleyeceğim. Sevdim ben bunu. Çok güzel. Çok güzel. Tamam devam ettireceğim kızmayın. Tamam biraz değişik ama en azından klişe değil. Hareket sensörünü hareket ettirmeyi de şey gibi düşünün. Gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek. <gülüyor> Gayet <gülüyor> bizden. Tam burada bu hareket sensörü olayını test etmek istiyorum. Vallahi hazırda hareket sensörü var diye. Hazır mıyız? İşte bu görmüş olduğunuz benim bütün çekimlerimi yaptığım stüdyo benim hareket sensörü. Ben oraya yavaş yavaş ilerlerken onu ötecek. Ve kurdum. Bayağı da hareket ediyorum şu anda. Ama bak olmaz Murat. Olmaz. Abi hareket sensörüne böyle mi bakılır ya? Böyle bakacaksın. Ah. Ah. Hareket sensörü. Oh. Hareket sensörü. Oh. Hareket sensörü. Hmm, hareket sensörü. <laughs> hareket sensörünün hareketini yapacaksın Murat Soner. Bu değil. Bakışlar yanlış. Devam. Ben niye bu yöntemi seçtiklerini anladım. Çok heyecanlı. Tam şu an karşımda. <laughs> Çoraplar. <laughs> Galiba doğru ha. Cidden doğru. Çalışmıyor. Çalışmadı. <laughs> Şimdi çalıştı. <laughs> Hakikaten bayağı bir hareket etmek gerekiyormuş. Daha sonra bir yandan da... Ya bir şey diyeceğim dikkatinizi çektim bilmiyorum dizi haklı çıktı. Hakikaten hareket sensörüne yavaş yavaş yaklaşınca çalışmadı galiba. Sonra hızlı bir hareket yapınca çalıştı alet. Biz o zaman niye bu alarm şirketlerini her ay savuruyoruz çalışmıyorsa? Var bir sıkıntı. Demek ki denemişler. Evet demek ki denemişler. Bak şimdi burada <laughs> burada patladık arkadaşlar. Mühendisleri öldürenleri yakalamak için bir başka Mühendis... operasyon düzenleniyor. Operasyon da şu. O daha önce bahsettiğim Fransız ajanını yurt dışına çıkaracak olan insan kaçakçılarının kamyonuna binip Fransız ajana börek yedirmek. Evet yanlış duymadınız. Türk ajanlarımızın görevi Fransız ajana börek yedirmek de kurban olayım bunu kim yazdı. Kamyonla daha sonra bir arbede yaşanıyor ve bu arbede sırasında da kurşunlar sıkılıyor ve kamyonun şoförü elinden vuruluyor. Yani sadece eline bakıp bağıran kamyon şoförü Niyedir bilinmez. Frene basamadığı için yapım aşamasındaki sonu olmayan bir yola giriliyor. O kamyonu da tabii ki son anda diğer ajanlarımız önünde fren yaparak durduruyor. Evet, aksiyon konusunda bunlar çok güzel gelişmeler. İlk bölümde bu konuda ciddi aşama kaydettiğimiz sahneler de var. Ya biri bana desin ne olur? Elindeki kana bakıp ay, ay ay diyecek kadar bilinci açık bir adam. Neden frene basmaz? Vallahi çığlık atıp şuradan kaçacağım. Hakikaten böyle bir şey elinden vuruluyor ve sonra ben bu ikinci bölümde falan ben sadece birinci bölümünü gördüm çünkü. <laughs> Muazzammış. Tamam anladık canımız. Speed filmi gibi bir şey çekmiş de. Mesela adam kafasından vurulup ölse. Kamyonda bir sürü arabaya çarpsa. Bu arada bu sahneden sonra teröristlere yardıma gelen bir başka teröristi de üzerine kamyon kapısıyla düşen bir ajanımız etkisi hale getiriyor. Ya yok artık. Sebep? İşte bıyıklı Hulk yapmışlar. Adı da ne olsa beğenirsiniz. Hulki. Ya troll olduğunu söyleyeyim bunun. Bunun gerçek olmadığını söyleyeyim. Bu abinin adı Hulki mi? Gerçekten bu... <laughs> Abi çok güzel. Siz Muhteşem. Hulki. Ya Bence mantıklı. <laughs> Böylelikle dizide onları onların <laughs> silahıyla vurmuş oluyor. <laughs> ve dizide <laughs> bu ekibe <laughs> son girecek olan siber uzmanı da hapishaneden kaçırılan ve devlet düşmanı olduğunu söyleyen bir bitcoin dolandırıcısı hacker. Birinin sevgilisi düşman ajanı, birinin de oğlu dolandırıcı derken bu çok güvenli ortamda vatan savunmalı dizi devam ediyor. Video çok uzadı kapatalım. Bence de güzel video olmuş arkadaşlar. Bu, bu dizi için belli ki uğraşılmış. Mesela o masa sahnesinde daha iyi bir fikir bulmanın parayla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. O sahnede emeği olan insanlar da biliyor yani işte James Bond'da böyle bir sahne olduğunu. Onlar da biliyor yani şu anda biz bir keşif yapıyor sayılmayız yani. Kimsenin bilmediği bir şey söylemediğimizin farkındayım. Ne bileyim vakit ayırılmamış galiba. Buna bu kadar vakit ayırmaya gerek yok. İşte bunu böyle yapalım biz. Burada zaten hazırı var oradan yürüyelim falan demiş olabilirler. Gerçek hayatta dizinin adının işaret ettiği yapının çok daha sağlam olduğuna inanıyorum. Ve kendilerine çalışmalarında kolaylık, başarı ve sağlık diliyorum. Bu arada Murat'ı da alkışlamak lazım gerçekten. Murat bence harikulade bir YouTube kanalı yaptı kendine. Çok güzel içerik üretiyor. Çok da tatlı bir adamdır tanımanızı diliyorum. Bu dizi hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Murat Soner'in videosu hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs>